Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Huawei mobil servisler ya da HMS olarak bilinen kısa adıyla servislerin nasıl kullanıldığını anlatacağım. Daha doğrusu yaşadığım tecrübeden size bahsedeceğim arkadaşlar. Eğer YouTube kanalımızı ya da teknolojioku.com'u takip ediyorsanız bildiğiniz gibi biz geçtiğimiz günlerde P40 Lite, P40 ve P40 Pro telefonlarının incelemelerini yayınlamıştık. Tabii bu telefonlarda önemli bir fark vardı diğer Huawei modellerine göre. En azından yaygın olarak satılan modellerden bahsediyorum arkadaşlar. Bu modellerde Google servisleri bulunmuyordu. Bunun yerine HMS adı verilen ve Huawei'nin kendi geliştirdiği servislerden oluşan bir uygulama altyapısı yer alıyor. Yani aslında bir nevi yeni bir uygulama marketi de diyebiliriz HMS için. Ama tabii sadece market değil bu. Beraberinde birçok komponent de yine HMS ile birlikte kullanıcılara sunuluyor. Şimdi ben de ne yaptım? P40 Pro'ya geçmiştim. Mate 20 Pro kullanıyordum arkadaşlar. P40 Pro'ya geçtim ve bununla ilgili bir deneyim videosu çekeceğimi de söylemiştim. Yaklaşık 15 gündür, hatta 1 aya yaklaştı. Huawei P40 Pro'yu, şu anda elime tutmuş olduğum telefonu kullanıyorum. Bu telefona geçerken Huawei'nin önerdiği yöntemlerden bir tanesini, ki en çok kullanılan yöntem de bu olacaktır sizde eğer böyle bir telefona geçerseniz, Phone Clone isimli uygulamayı kullandım. Bu Phone Clone uygulaması Huawei mobil servislerinde olsun ya da olmasın bütün uygulamalarınızı bu telefona aktarmanızı sağlıyor. Orada bir problem yok. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Phone Clone kullandığınızda eğer Google'ın servislerini kullanan bir uygulama ise bu burada çalışmıyor. Büyük bir çoğunluğu çalıştıramadım ben. Mesela Google haritalar çalışmıyor. Daha doğrusu çalışmıyor derken hata veriyor ama çalışıyor. Bizim kullandığımız YouTube Studio isimli bir uygulama vardı mesela. O uygulama kesinlikle çalışmıyor. Yani Google'la ilgili olan hiçbir uygulamayı doğrudan çalıştıramıyorsunuz. Ama mesela YouTube çalışıyor mu? YouTube'u tarayıcı üzerinden açıp da kullanabiliyorsunuz. Yani uygulamalarınızı Huawei P40 Pro'ya çok rahat bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Ama tabii şöyle bir durum var arkadaşlar. Diyelim ki Phone Clone'la bir uygulamayı taşıdınız. Ama o uygulama HMS'de yoksa onun güncellemesini de alamıyorsunuz. Bunun için alternatif yöntemler var. Ne var? APK Pure bir ekosistemi var mesela. Onu yükleyebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra işte More Apps isimli başka bir uygulama ekosistemi var. O More Apps size eğer o uygulamanın web sayfasında yeni sürümü varsa onları size söylüyor. Oradan indirebileceğinizin linklerini vesairesini veriyor ki bu özellikle WhatsApp, Twitter ve Facebook gibi uygulamalarda çok işe yarıyor. Çünkü siz Phone Clone'una getirseniz bile güncellemeleri Phone Clone üzerinden alamıyorsunuz. Mecburen bir şekilde More Apps'ten veya başka ekosistemlerden o uygulamaların yeni hallerini güncellemeniz gerekiyor. Yani güncelleme tarafı birazcık böyle kulağımızı tersten gösteriyor olsak da işe yarıyor. Çalışıyor. Bir şekilde çalışıyor. Ama her uygulama var mı? Mesela bu çok sorulan bir soruydu bize. Yani her uygulamayı çalıştırabiliyor muyuz? HMS'de her uygulama var mı? Dediğim gibi Phone Clone'u getirebiliyorsunuz eski telefonunuzda varsa. Yoksa diyelim ki ne yapacaksınız? Mesela ben birkaç tane uygulama seçtim. Şimdi onları ekranda göstereceğim size. Örneğin Garanti Bankası'nın uygulaması biz bu videoyu çektiğimiz 3 Haziran 2020 itibariyle HMS ekosisteminde yoktu. Ama birçok bankanın uygulaması var bu arada. Mesela Akbank'ın da yoktu. Şimdi onlarla ilgili ciddi bir entegrasyon çalışmaları yapılıyor. O konuda bilgilerimiz var. Huawei Türkiye bu konuda çok ciddi bir şekilde çalışıyor. Hatta dün 2 Haziran'da Getir uygulaması da mesela HMS'ye geldi. Yani Huawei mobil servislerin içine geldi. Getir'i de kullanabiliyorsunuz. Neden kullanamıyoruz diye belki aklınıza takılan sorular vardır. Çünkü şundan dolayı arkadaşlar, bazı uygulamalarda Google haritalar kullanılıyor. Eğer Google haritalar kullanan bir uygulamanız varsa siz onu HMS'de tabii ki kullanamıyorsunuz. Size hata veriyor, uyarı veriyor. Diyor ki burada Google servislerine ihtiyaç vardır, çalışmayacağım ben diyor. Bu tarz uyarılarda bulunabiliyor. Ama mesela birçok bankanın da uygulamasını yine HMS içinde bulabiliyorsunuz. HMS içinde olması demek aynı zamanda güncellenebileceği anlamına da geliyor arkadaşlar. Kullandığım uygulamalardan bir tanesi sahibinden de. Sahibinden.com'da HMS ekosisteminde yer alıyor ve bunu yüklediğiniz zaman, oradan yüklediğiniz an itibaren hem güncellemeleri geliyor hem de işte uyarıydı, harita üzerinden bulmaydı vesaireydi, diğer özelliklerini yine HMS üzerinden de kullanabiliyorsunuz. Bu da önemli artılardan bir tanesi. Mesela ekşi sözlüğün uygulaması kesinlikle çalışmıyor. Açılır açılmaz Google servislerine ihtiyacım var diyor. Direkt kapanıyor. Mesela böyle bir sorunu var o uygulamanın ve HMS'de şu anda bulunmuyor arkadaşlar. Mesela Netflix yok arkadaşlar. Evet, Netflix'i doğrudan yok ama kendiniz işte Phone Clone'la vesaireyle yükleyebiliyorsunuz. Ama bu konuda çalıştıklarını biliyorum. Belki birkaç ay içinde Netflix'in de bu ekosisteme geleceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Bunlar dışında mesela başka nelere baktık?
Olanları söyleyeyim biraz. Mesela bankacılık tarafında Yapı Kredi var, Ziraat Mobil var, Halkbank var, Vakıfbank var, İşcep var, Ceptetep var ve bunların birçoğu yani HMS üzerinde bulunan uygulamalar. Bunlar var oluyorlar. Turkcell'in hemen hemen her şeyi var arkadaşlar. Turkcell ile Huawei'nin araları çok iyi zaten. Birçok uygulaması HMS üzerinden indirilebiliyor. N11 var ve rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Onu da söylemiş olalım. Türk Telekom'un bir kısım uygulamaları var. Hepsi yok. Onu da belirtelim. Vodafone'un bir tek bir uygulaması var. E-Devlet uygulaması var. Mesela E-Devlet de önemli biliyorsunuz. Bütün işlemlerimizi onun üzerinden yapıyoruz. Facebook, WhatsApp ve Twitter gibi uygulamalar yani HMS üzerinde bulunmuyor ama kendi web sayfalarından yükleyebiliyorsunuz. Tabii bu şu anlama geliyor. Hep söylediğim gibi güncelleme yapmak için ya gidip web sayfasından kontrol etmeniz lazım ya da işte APK, Pure ya da More Apps gibi bir uygulama üzerinden bakmanız gerekiyor güncelleme olup olmadığına. Bu taraf birazcık sıkıntılı. Yani birazcık zorlayacak taraflardan bir tanesi de bu. Peki hani o uygulama var dedik, bu uygulama yok dedik, şöyle güzel dedik, böyle kötü dedik. Eğer çok fazla Google merkezli uygulamalar kullanıyorsanız mesela Google Keep, YouTube Studio, ne bileyim haritalar gibi çok fazla uygulama kullanıyorsanız bu tarz uygulamalardan bahsediyorum. Elbette ki bunların çalışmayacağını söyleyeyim ama mesela alternatifleri de var. Mesela haritaların birçok alternatifi var. Mesela alternatif olarak Here We Go uygulaması var. O da gayet başarılı bir şekilde sizi bir noktadan diğer noktaya götürebiliyor. Navigasyon yapabiliyorsunuz. Yani aslında alternatifleri var. Alternatifler yok değil. Ama illa da ben onu kullanmak istiyorum dediğin zaman elbette sıkıntı olacaktır. Ayrıca şöyle bir uyarıda bulunayım. Mesela bazı kamu kuruluşlarında veya bazı şirketlerde özel uygulamalar kullanılıyor. Bunlar işte Google App Store üzerinden ya da iOS üzerinden indiriliyor. Ama bu uygulamalar kişiye özel uygulamalar, şifreyle, kullanıcı adıyla giriliyor. Bunlar tabii şimdilik HMS sisteminde yok arkadaşlar. Onları da fon kuralına belki taşıyabilirsiniz ama çalışıp çalışmayacağı konusunda çok net bir fikrimiz olmadığını da söyleyelim arkadaşlar. Öte yandan HMS'nin şöyle bir güzel bir özelliği var. Mesela bir uygulamayı yazdınız, onu buluyor, gösteriyor size ekranda. Onun olmadığını da söylüyor zaten bu arada. Mesela bazı şeylerde, bazı uygulamalarda kendi web sayfasına yolluyor sizi. Siz onunla ilgili istekte bulunabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki mesela şu uygulama yok, ben bu uygulamanın olmasını istiyorum diyorsunuz. Ya da hiç orada olmayan bir uygulama var. Ekran görüntüsünü, fotoğrafını ya da ismini yazıp da yine HMS'ye gönderebiliyorsunuz. Onlar da fırsat buldukça ya da imkan oldukça o uygulamayı da HMS ekosistemine getirmek için çalışacaklarının size bilgisini veriyorlar. Bu da güzel bir şey olmuş. Yani bugün yok belki. Örneğin biz bu dediğim gibi biz bu videoyu 3 Haziran'da çektik ama belki 3 ay sonra durum çok farklı olacaktır. Ki Huawei'nin hem Türkiye'de hem de globalde bu konuda çok iyi bir şekilde çalıştığını biliyoruz. Her geçen gün yeni şeyler getiriyorlar. Mesela dediğim gibi Garanti Bankası yok dedim ama belki siz bu videoyu bir ay sonra izlediğinizde Garanti Bankası da gelmiş olacaktır. Onu da belirtmiş olayım. Peki geçilir mi geçilmez mi? Şimdi aslında Huawei'nin kurduğu bu ekosistem bana Google'ın işte 2008 yılından beri ben Android işletim sistemini kullanıyorum. İlk yıllarındaki halini hatırlatıyor. O zaman da çok daha kapsamlı değildi bu kadar. Ayrıca bu kadar işte uygulama seçeneği çok fazla yoktu ve çok geniş bir ekosistem üzerinde çalışmıyordu Android. Ama şu bugüne geldiğimizde yani 12 yıl sonra 2020 yılında Google'ın servisleri artık dünyayı ele geçirmiş ve birçok yerde karşımıza çıkıyor. Huawei de şu anda yavaş yavaş bu konuda aynı adımları atıyor. Çok daha iyi bir yere geleceğini ben düşünüyorum. Ama söylediğim gibi eğer çok fazla Google merkezli uygulamalar kullanıyorsanız bu tarz telefonları yani HMS olan Google servisleri olmayan telefonların sizi bir parça zorlayacağını söyleyebilirim. Ha, dünyanın sorunu değil, çözülemeyecek problemler değil ama konfor anlamında bir parça zorlayabilir, bir parça sizi sıkıntıya atabilecek durumlar oluşabilir. Eğer böyle bir telefon alacaksanız, yani HMS olan, Google servisleri olmayan bir telefon alacaksanız bu uyarılarımı dikkate almanızı rica ediyorum. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere P40 Pro ile yaşadığım HMS yani Huawei mobil servisleri deneyimini aktarmaya çalıştım. Bu konuyla ilgili aklınıza takılan şöyle bir özellik var mı, şunu yapabiliyor muyuz, şu zaman ne olur, bu zaman ne olur gibi sorularınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.